Koza, iki insanın birbirinden ayrı gelişen, bir ara evlilikle birleşen ve sonra ayrılmış olan yollarının görsel anlatımıdır. Durağan görüntüler eşliğinde ilerleyen diyalogsuz bir kısa filmdir. Kasaba, 1970'li yılların tipik bir Anadolu kasabasından geçen film, üç kuşağı bünyesinde barındıran ve doğayla iç içe yaşayan bir ailenin hayatını çocukların gözünden anlatmaktadır. Mayıs sıkıntısı, doğduğu kasabaya film çekmek üzere dönen Muzaffer'in hikayesini anlatır. Babası Emin, tarlasının yanındaki küçük bir ormanlık bölgeyi tarlasının hudutları içine kaçma mücadelesindedir. 9 yaşındaki yeğeni Ali ise babasına bir müzikli saat aldırabilmek için uğraşır. Uzak, İstanbul'da yaşayan Mahmut, sinemaya dair ideallerinden vazgeçmiş, beklentisiz, küskün bir hayat süren bir fotoğrafçıdır. Memleketten çıkıp iş aramak üzere İstanbul'a gelen kuzenini misafir etmek durumunda kalır ve evin içinde gündelik hayatın gerilimleri sahne alır. İklimler. İsa ve Bahar, çalkantılı ruhlarının farklı iklimlerinde ortak bir mutluluğu paylaşamamaktadırlar. Mimar olan İsa ile televizyonda çalışan Bahar, iki farklı iklimin yaşandığı Kaş ve Ağrı'da birbirini takip eden süreçlerde bir araya gelirler. Üç Maymun. İsmail ailenin namusunu temizlemek amacıyla Servet'i öldürünce Eyüp onun hapse girmesini önlemek için daha önce patronunun kendisine yaptığı teklifi kimsesiz gariban bir gence yapacaktır. Aile ve karakterler yaşanan olaylar karşısında üç maymunu oynar. Bir Zamanlar Anadolu'da. Bir doktor ile cinayet soruşturması yürüten bir savcının 12 saatlik gerilimli hikayesini konu almaktadır. Kış Uykusu. Eski bir tiyatro oyuncusu olan Aydın'ın Anadolu bozkırlarının ortasında adeta bir kış uykusuna yatmış gibi görünen ıssız bir mekanda kendisiyle, hayalleriyle, sevdikleri ve taşrayla kurduğu ve düşe kalka sürdürmeye çalıştığı ilişkilerini konu alıyor. Ahlat Ağacı. Doğduğu kasabaya dönüp yazdığı kitabı bastıracak parayı toplamaya çalışan fakat babasının borçlarıyla karşılaşan bir gencin hikayesini konu edinmektedir.